Yücel Koç, öyle bir haldeyiz ki. Bir virüs nelere yol açtı? Çöken sağlık sistemleri, tabut yetmeyen ölüm vakaları, maske savaşları, karantinalar, yağmalanan marketler, aşı kavgaları derken buna bir de kuraklık ve doğal afetler eklendi. Dünyanın psikolojisi bozuldu. Gıda fiyatları katlanarak tırmanırken fiyatların daha da yükseleceği endişesi sadece gıda ürünlerinde değil hemen hemen bütün ürünlerde talebi daha da artırdı. Şu anda dünyaya mal yetişmiyor. Üretimde tedarikte ciddi sıkıntılar var. Sanki bir dünya savaşındayız da haberimiz yok. Bakın otomobil fabrikaları bile ufacık bir çip yetmediği için üretim azaltıyor. Otomobilde inşaatta olduğu gibi maliyetler artıyor. Bu ürün fiyatlarına yansıyor. Bugün alayım yarın belki alamam paniğinin önü kesilmedikçe işimiz zor görünüyor. Mesele sadece bu kadarla sınırlı değil elbet. Bir de teknoloji devriminden geçiyoruz büyük hızda. Daha şimdiden pek çok alışkanlığımız değişti. Parklarda gördüğünüz çocuk sayısı 2 yıl öncesiyle aynı mı? Daha dikkatli bakın isterseniz. Hayat internete akarken kuryelik gibi yeni gözde meslekler parlıyor, elektrikli araçların hayatımızdaki yeri artıyor. Görünen şu ki virüs öncesi dünyayla bu dönemin neticesinde oluşacak dünya aynı olmayacak. İnsan hayatı yeniden şekillenirken bunun da ciddi bedelleri olacak. En başta gelen de yine oyun kurucularının güç mücadelesi. Hiçbir mücadele masada şekillenmez, önce sahada kozunuz olmalı. Ne kadarını takip ediyorsunuz bilmiyorum ama Çin ve Rusya ortak tatbikatla ABD ve NATO ülkelerine gözdağı verdi. Çin dünyanın her yerini vurabileceği çok uzun menzilli bir füzeyi test etti. Karadeniz'de ABD ile Rusya arasındaki dalaşma sıradan mevzu haline geldi. Bir gün uçak, bir gün gemi, sürekli artan bir gerilim var. Ve bu güç savaşının neticesi olarak patlak veren bir başka başlık enerji krizi. ABD ile Rusya arasındaki gerilimin bedelini bu kış doğal gaz kriziyle Avrupa ödeyecek. Şimdi bize gelelim. Böylesine büyük bir küresel krizin tam ortasında kalan Türkiye ne yapıyor? Pandemi sürecini kurduğu güçlü sağlık sistemi sayesinde en az hasarla atlatıyor. Bu süreçte ne gıda, ne maske, ne tedavi ne de aşı krizi yaşattı vatandaşına. Kasasını sağlam tutuyor ve gerektiğinde esnafa ve vatandaşa doğrudan destek sağlıyor. Turizmi bu yıl dünyada ilk 5'te tamamlayacağız, büyüme rakamlarını zirvede. Üstelik bu büyümeyi üretimi artırarak yapıyor. Bu kriz dönemini daha fazla üretimle fırsata dönüştürmeyi hedefliyor. Dünyayı sarsan pahalılıktan elbette kaçamaz ama enerji krizine tedbirini aldı. Başta petrol ürünleri olmak üzere bazı kalemlerdeki yüksek artışları kısmen kendisi karşılayarak doğrudan vatandaşa yansıtmamaya çalışıyor. Olanca gücüyle teknoloji yatırımı yapıyor, silahlanmada saha gücünü en yükseğe çıkarmaya çabalıyor. Ki siha gücüyle büyük oranda başarı yakaladı ama çok daha fazlası gerekiyor. ABD, Rusya, Çin, Avrupa ülkeleri arasındaki güç denkleminden korkmuyor, sahadaki iddiasından vazgeçmiyor. Bunların başında da Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak geliyor. Başta Suriye ve Ege olmak üzere çevresinden gelen tehditlere papuç bırakmıyor. Tatbikatla gövde gösterilerine aynı ile mukabele ediyor. Sonuncusunu Azerbaycan ve Pakistan'la birlikte yaptı, İran çıldırdı malum. Şunu herkese özellikle de genç kuşağı ezberletmek lazım ki çok daha zengin, müreffeh bir ülkede yaşamak istiyorsak en başta Doğu Akdeniz'de bugün ortaya koyduğumuz duruşu bütün zorluklara ve engellemelere rağmen başarıya ulaştırmamız elzem. Güvenliğimiz için de Suriye ve Ege'yi. Bir gün bu fırtına dinecek, geriye kazandıklarımız ve kaybettiklerimiz kalacak. Tıpkı geçmişte kaybettiğimiz Ege'deki haklarımız gibi bugün de Akdeniz'i kaybetme lüksümüz yok. Üstelik Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülke olarak. Arap Baharı ile yönetimlerin değiştiği bütün ülkelerin Akdeniz'e kıyısı olması asla tesadüf değildi. Aynı şekilde Suriye'de kurulmak istenen PKK-YPG devletinin aslında Büyük İsrail projesinin büyük adımı olacağı ve İsrail'in buraya kadar genişleyeceği de sır değil. Büyük oyun büyük kavga Akdeniz'de ve bunun önündeki tek engel Türkiye. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Cumhurbaşkanı ve arkasındaki Cumhur İttifakı. Bu sebepledir ki bir yandan ABD, öbür taraftan Fransa, İngiltere, Rusya etrafımızı üstlerle çevrelemekte. Yunan Dışişleri Bakanı kendi kamuoyuna açık açık ABD, Türkiye ile sınırımıza yakın bölgelere ve Doğu Akdeniz'e büyük yığınak yapıyor, endişe etmeyin diyor. Geleceğimizi karartmaya yönelik bunca büyük tehdit tamtamları çalarken, ya Türkiye'deki muhalif bloğa ne demeli? İktidara gelirlerse Doğu Akdeniz'e geden Suriye'den çekileceklerini ayan beyan söylemekle yetinmiyor. HDP-PKK'ya dolayısıyla bu yapının sahiplerine özel bölge vermeyi yani Türkiye'yi bölmeyi taahhüt ediyorlar. İşbirliği o kadar açık ki muhalif bloğun en öndeki ismi geçmiş 10 yıldaki her darbe girişiminde yaptığı gibi yine kamu görevlerini tehdit edip 18 Ekim'den itibaren sizi yönetenlerin talimatını dinlemeyeceksiniz diyebiliyor. Ve şu tesadüfe bakın ki aynı tarihte işbirliği yaptıkları 10 ülkenin büyük elçileri hapisteki adamları için Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit ediyor. Bunlar ne ilk ne de son. Şu kadarını anlayabiliyoruz, kartları bu kadar açtıklarına göre yine bir şeye güveniyorlar. Daha önce defalarca denedikleri türlü darbe girişimlerinin bu defa bir başka versiyonu devreye alınmış belli ki. Başka hamleler gelmeyecekse hali hazırda görünen dolar operasyonu. Şayet güvendikleri pahalılıkla birlikte tepkileri yükseltmekse, Türkiye'de buna sebep olan doları yükseltmek ABD için çocuk oyuncağı. Vatandaş sırf bu yüzden ülkenin bölünmesini, Doğu Akdeniz'deki haklarını kaybetmeyi, yapılan teknoloji ve silah sanayi hamlelerini umursamayacaksa o zaman bunca mücadele niye verildi? Dünya bir tek pahalılıkla uğraşıyor, bizde dert bin tane. Öyle tuhaf bir ruh halindeyiz ki bildiğimiz bütün doğrular ve yanlışlar yer değiştirmiş sanki. Muhalefetin getirmeyi vaat parlamenter sistemde bunun örneği. 60 sene çanımızı ot tıkayan parlamenter sistemle şu döneme yakansaydık halimiz ne olurdu 90'lardan hatırlayın. Bunca büyük tehditle yüzleşirken birilerinin aman ben cebime bakarım gerisi beni ilgilendirmez demesi çok garip değil mi? Allah muhafaza tehditler gerçeğe dönüşsün o zaman görürüz cebinizi. Yücel Koç Mehmet Acet Muhalefet partileri bu konuda neden hiç konuşmuyor? Yerli savunma hamlesinin öncü isimlerinden Özdemir Bayraktar'ın vefatı sadece yakınlarını ve sevenlerini üzmekle kalmadı. Birbirine mesafeli kesimleri de ortak duygular etrafında birleştirmeyi başardı. Konuşan, taziye mesajı yayınlayanların profiline bakılırsa bu kolayca anlaşılabilir. İnadına görmezden gelenleri tabii ki bu hesaptan düşüyorum. Kendisini yakından tanıyanlar Bayraktar'ın gerçek bir dahi olduğunu söylüyorlar. Ama bu işler için dahi olmak yetmez. Önce hayal etmek, sonra ısrar etmek, pes etmemek, sabretmek, inat etmek, vatansever olmak, içinden çıktığın milleti sevmek, sömürüye ve köleliğe rıza göstermemek, yaptığını işe kendini tam anlamıyla adamak. Hepsi sayılabilir.'' Zaten Türkiye'nin savunma sanayi ve insansız savaş araçlarında elde ettiği yeteneklerin arka planında bu motivasyonların hepsi var. Öyle olmalı. Değilse bu başarı elde edilemezdi. Savunma sanayinin önündeki en büyük risk siyasi iradenin kaybolması. Özdemir Bayraktar'ı ebedi yolculuğuna uğurlarken onun temsil ettiği misyonu korumak, kollamak adına bazı soruların peşine şimdiden düşmek gerekiyor. Örneğin savunma sanayinde yakalanan bu ivmenin hangi durumlarda tökezleyebileceği, sıkıntıya girebileceği soruları üzerinde kafa yormak hayati bir önem taşıyor. Geçmişte bu tökezlemelerin pek çok örneği yaşandı ve bu örnekler böyle konular günümüzde açıldığında ibretlik hadiseler olarak anılıyor. Örneğin iki Nuri'nin Demira ve Killigil hikayesi. Günümüzde savunma sanayi alanında yakalanan bu ivmenin arkasında güçlü bir siyasi irade var. Bir örnek vereyim. Bu işlerle yakından ilgilenenler bugünkü kazanımların başlangıç anı olarak 2004'te Tayyip Erdoğan'ın başbakan olarak başkanlık ettiği Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde alınan kararları gösteriyor. Tank, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçları ile ilgili çeşitli ihalelerin iptal edildiği o toplantıdan sonra yapılan açıklamadan küçük bir alıntı yapalım mı? Söz konusu projeler için milli imkanların azami kullanımıyla yurt içi üretimi ve özgün tasarımı esas alan yeni tedarik modellerinin oluşturulmasına ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının bu modeller çerçevesinde karşılanmasına, bu çalışmalarda yerli yabancı ortak girişimleri, yurt içi firmalarımızın daha etkin olabilmelerini sağlayacak imkanların hazırlanmasına karar verilmiştir. O günden bugüne bakınca bu açıklamadaki ifadeler özgüven patlaması olarak görülebilirdi. Ama bugünden o güne bakınca ne büyük bir karar alınmış diye düşünüyorsunuz. İsmail Demir Siyasi irade olmayınca ne kadar iyi olursanız olun önünüz tıkanıyor. Geçen pazar günü Kanal 7'de yaptığımız programda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'le bu konuları da konuştuk. Kendisine birbiriyle ilişkili iki kritik soru sordum. Bu sorularımı tane tane, her bir kelimesini önceden zihninde tarttığını belli edecek şekilde cevapladı. Aktarıyorum. Türkiye'de bir iktidar değişikliği olsa bu projeler ne olur? Endişeli misiniz? Savunma sanayinin milli bir konu olduğunu, belaltı vuruşlar için bahane edilmemesi gerektiğini sürekli söylüyoruz. Söylememize rağmen bunu sürekli yapıyorlar. Yine savunma sanayindeki gelişmede en önemli faktör siyasi irade. Cumhurbaşkanımız bu konudaki kararlılığı defalarca vurguladı. Bu kararların yerine başka bir şey geçerse tabii ki bütün bu gidişatla ilgili önemli kayıplarımız olur. Zaten geçmişte biz bunu gördük. Genelde ağır sanayide ödenen bedeller, nasıl alay konusu oldular, başta rahmetli Erbakan olmak üzere onun söyledikleri nasıl uçuk bulundu. Nuri Demirağları vecihi hür kuşları düşünürseniz siyasi irade olmayınca teknik olarak yapabilirlik olarak ne kadar iyi olursanız olun önünüz tıkanıyor. O açıdan siyasi iradenin savunma sanayinde milli bir konu olarak ele alınmasının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. O açıdan o alanda ortaya çıkabilecek bir zafiyet Türkiye'yi de büyük zafiyete uğratır. Peki bu nedenle Türkiye'nin önünü kesmek için savunma sanayi alanında Türkiye'nin merhale kat etmesini engellemek için iktidar değişikliği isteyenler olabilir mi? Tabii ki yani olabilir değil var. Siyasi ortam böyleyken bile yandan beriden öteden, sağdan soldan aynı şeyleri yapmak isteyenler var ki eğer başka bir şey olsa çok daha farklı şeyler olur. Bu sözlerin üstüne şu iki soruyu da orta yere bırakalım. Türkiye'nin muhalefet partileri bu konuda neden hiç konuşmuyorlar? İktidara gelmeleri halinde savunma sanayindeki yerli milli politikalara dair nasıl bir tutum sergileyeceklerini açıklamaktan neden ısrarla uzak duruyorlar? Mehmet Acet